Yerelde kendini yönetmek için, halkın iradesini hakim kılmak için böyle politikalar ürettiği için DEM Parti'ye oy vereceğim. Çay, Çilek, Karaduvar mahallelerinde kesinlikle AKP'nin adayı Gültak kesinlikle hizmet getirmemiştir. Daha doğrusu halkla teması yoktur. Buraya seçim çalışmasına geldiği zaman özel timle Mersin'deki güvenlik güçlerinin tümünü mahallelerimize yıkarak getiriyor. Bundan dolayı biz de buradaki seçmenler olarak, mahalledeki sakinler olarak DEM Parti'ye oy vereceğiz. Kayımı da geri göndereceğiz. Gültak'ı da geri göndereceğiz. DEM Parti'ye kendimize oy vereceğiz. Ameliyat gittim. İlaçları karşılamıyor devlet bize. Devlet mesela bir ilacı aldım 600 milyona ilaç. Hizmet bizde yok. Hastane yok bizde. Bir sağlık ocağımız var. Başka yok. Bize bir çalışma bize yapmamış. Şimdiye kadar yapmamış da yapmıyor da. Bu seçim sürecine geldi mesela kapı kapı cami cami dolaşıyor. Bu şu camiye dağıtıyor, öbür camiye bilmem makarna dağıtıyor. İşte yani biz bunda başka bir onun hizmeti görmemişiz. Mustafa Gültay'ın yüzünü gören var mı? Geldi arkasında ne kadar yaranmaz insan da varsa hepsini toplamış. Makarnacı, soğancı, evine yaramayan, kırkız, Erwinci hepsi arkasında. Mustafa Gültak'ın arkasında. Mustafa Gültak bilmiyor mu bunları? Yani değil yani Şilek Mahallesi, Özgürlük, Çay Mahallesi. Mustafa Gültak yok ki. Süleyman Soylu beyefendi ağaç daha ağaç da her tarafa. Her ailede 2-3 kişi bulaşmış bu uyuşturucuya. Partinin olduğu dönem burada parmakla sayabilirdin yani şu. Şimdi her ailede 2-3 kişi bulaşmış. Adam partiyle uğraşmıyor, çocuklarıyla uğraşıyor artık. Yani bilmiyorum emniyet, Mustafa Gültak. Ben partiye oy vereceğim. Mustafa Gültak 0. Çilek Mahallesi'nde inşallah 0 alacak. Huşar da Huriye de bizim içimizde devamlı gezecekler. Bizi yalnız bırakmazlar. Bu halkın içinde çıkmış bu insanlar. AKP'den hiçbir şey görmedik. Mustafa Gültak'ın hiçbir hizmetini görmedik. Hiçbir şeyine şahit olmadım bugüne kadar. Ya bu yüzden DEM Parti'ye desteğimiz. DEM Parti'nin neler yapacağını biliyoruz yani. Ben de 5 yıldır ilk defa gördüm. Oy istemeye gelmişti. Yani bize destek vermeyeceğimizi açık açık belirttik kendisine. Yani 5 yıldır AKP'nin yapamadığını, Mustafa Gültan'ın yapamadığını, DEM Parti'nin 10 yıllık çalışmasını 5 yılda sürdüreceğine inanıyorum. DEM Parti'ye vereceğim ben. Biz kadrolu olarak DEM Parti'ye vereceğim. Kürt olduğumuz için, o da bizi temsil ettiğimiz için biz de onun için kendi partimize veriyoruz. Ben Mustafa Gültak'ı 5 yıl boyunca ilk defa Özgürlük Mahallesi'nde bir sefer gördüm. Başka da hiç gördüm. Yok, hiçbir hizmette kendisinden ne bekledik ne de gördük. Yani beklemek de istemiyoruz. Çünkü sevmediğimiz bir şeydir yani. DEM Parti halkın partisidir. Tabii ki hizmet getiriyorlar. Daha önce DEM Parti burada 2-3 dönem kazandı. Çok şeyler yaptılar yani. DEM Parti çok şey getireceğini düşünüyorum yani. Valla DEM Parti'ye verelim. Onu düşünüyorum ben. Çünkü biz onu seçiyoruz. O daha iyisi bizim için. Ben oyu kendine mi vereceğim ama başka kime vereceğim? Ben Kürt'üm. DEM Parti tabii. Zulme karşı yani özgürlük istiyoruz. Başka hak hukuk istiyoruz. Sonradan bizim burayı yıktılar. Kentsel dönüşüm. Hani kentsel dönüşüm? Nerede? Kentsel dönüşüm dediler. Yıktılar ama hiçbir şey yok. Biz memnun değiliz. Yani hiç kimse memnun değil. Burada biz o yoldan bu tarafa geçemiyoruz. Tek başımıza yürüyemiyoruz. Korkuyoruz. Niye diyeceksiniz? Çünkü her yer ya bir hayret mahalle olmuş. Burayı biz istiyoruz ki cennet olsun, güzel olsun. Ama yani yanında bir erkek olmazsa yürüyemiyorsun. Erkeğe her yer sahip ama bayana yok.